Arkadaşlar, sırtımda çantamla, otostopla yolculuk yaparak dünyayı gezmeye çalışıyorum. Çadırda konaklıyorum. Sizler de bir yolculuğa eşlik etmek, bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoları beğenirseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Umarım videoyu beğenirseniz iyi seyirler diliyorum. Sutalaş şehrinden hepinize günaydın arkadaşlar. Evet, bugün Sutalaş'tan ayrılıyorum. Erken kalktım, kahvaltı yaptım. Şimdi ayrılacağım. Ayrılırken yine gözüme bir şey ilişti arkadaşlar. Şu biliyorsunuz benim içinde size videosunu falan çektiğim, yemek yediğim yerin adı Sarıçahan. Sarıçahan olarak geçiyor. Bu Sarıçahan Osmanlı zamanında tabii yapılan bir yapı. Sarıçahan'ın yapımını üstlenen yine arkadaşlar Türkiye TİKA. TİKA Bosna Hersek birlikteliğinde yapılmış, yani yapılmış dediğim düzenlenmiş, imar edilmiş, tekrardan güzelleştirilmiş. Şimdi size göstereyim, bakın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Türkiye her yerde TİKA buraya da el atmış. Sarıçahan Stolaç Misafirhanesi, Sarıçan alanını, inşaatının tamamlanmasında yardımcı olmuş TİKA, ön ayak olmuş. Burası işte görmüş olduğunuz ham, Osmanlı zamanında yapılmış, sanırım yıkılmış. Tekrardan Türkiye her yerde arkadaşlar, Türkiye'miz burayı onarmış. Öyle yani arkadaşlar, bu kadar güçlü bir ülkeyiz ama insanlarımızın haline bakın, değil mi? Neyse, çok sevdim arkadaşlar Stolacı. Eğer Bosna Hersek'e gelirseniz Stolacı'ya uğrayın. Sarıçanlı'na gelin. Burası çok güzel. Şimdi buradan ayrılıyorum. Bosna Hersek'te geldiğim ilk şehirden şimdi ayrılıyorum. Monster'a doğru gideceğiz. Ondan öncesi bir şelale var. Oranın da suyu kurumadıysa bakalım. O şelaleyi ziyaret edeceğiz şimdi arkadaşlar. Bayağı ünlü bir şelale burada. Gidelim. Arkadaşlar, şimdi size alışık olmadığımız bir şey göstereceğim. Bu bütün Balkanlarda var, yani bütün Balkan devletlerinin hepsinde var bu gelenek. Ben de bunu gördüğümde ilk çok anlayamamıştım. Sonradan anlayabildim. Yani anlattılar, öyle o şekilde anlayabildim. Yolların kenarında şöyle mezarlar göreceksiniz. Böyle mezar taşları, çiçekler falan. Bakın, bu ölen arkadaş mesela Hristiyanmış. Böyle bu mezar taşlarını yolların kenarına neden yapıyorlar? Şimdi bu yolun kenarında öldüğü zaman ya da yolda öldüğü zaman bu öldüğü yere mezar, anıt yapıyorlar ve oraya işte bunun gibi mezar taşı dikiyorlar, çiçek bırakıyorlar. Öyle bir gelenek arkadaşlar. Eğer Balkanlara gelirseniz görürsünüz, şaşırmayın. Evet, yolda ölenlerin mezarları onlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Evet, yoldayım arkadaşlar. Yürüyorum. Bir şelale var. O şelaleye doğru gidiyorum. O şelaleyi bulacağız. İnşallah orada da su kurumamıştır. Yolda yürürken sağ tarafta öyle meyve satan bir amca buldum. İki tane şeftali aldım. İki şeftali 1 mark. Bir Bosna Hersek markı. Yani o da yarım sent yapıyor. İşte hayırlı işler falan dedim, böyle mutlu oldu. Türk'üm dedim, biz kardeşiz falan, ben de Boşnağım falan, Türkler Boşnaklar kardeştir falan, böyle bayağı tatlı bir amcaydı. Mutlu oldum. Ondan sonra biraz ilerledim, yürüyordum. Tam o sırada bir tane şey gördüm. Ağaç, ama biliyorsunuz çantam bayağı ağır. İncirlere de erişemiyorum. Oradan bir teyze geldi, bağırdı, bir şeyler dedi, anlamadım. Ondan sonra geldi, incirleri toplamaya başladı ağaçtan. Onun ağacıymış.
toplasana alsana diyormuş meğerse. Ben toplayamadığımı görünce bana böyle bir poşet topladı verdi. Sağ olsun. Çok, o da çok tatlı bir teyzeydi. Yani buranın insanı bizim insanımıza çok benziyor arkadaşlar. Bosna Hersek güzel. Ama Karadağ için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Karadağ bize hiç benzemiyor. Hatta bizi sevmiyorlar diyebilirim. Arnavutluk'ta bizi seviyorlar. Makedonya'da da bizi seviyorlar ama Karadağ biraz problem arkadaşlar. Bosna Hersek şimdilik güzel. İzlenimlerim iyi yani arkadaşlar. İnsanlar aynı bize benziyor. Boşnaklar güzel insanlar. Arkadaşlar burası da Bosna Hersek'te bir Hristiyan mezarlığı. Gayet düzenli. Çok bakımlı. Şuna bakın ya. Adamlar amma özeniyorlar mezarlarına. Gerçekten çok çok iyiler. Bunlar da bayağı eski olanlar. Şunlar aynı bizim mezarlarımız gibi. Bayağı eski. Kilometrelerdir yürüyorum arkadaşlar. Bir Allah'ın kul da durmadı. Gerçekten Bosna Hersek'te otostop imkansız. Merhametsizler. Almıyorlar. Bir de gülüyorlar ya ama küfredeceğim, ayıp olacak. Arkadaşlar çok yoruldum. Karnım da çok acıkmıştı. Şimdi bir burekçi buldum. Evet, burek. Balkanların her yerinde görebilirsiniz. İsmi direkt burek yazıyor. Yani börek. Börek. Burek yazıyor ismi. Şimdi 1 euro 75 sent onu aldım. Yani 3,5 mark yapıyor. 3,5 marka almış oldum onu. Şimdi kıymalı burek. Onu yiyeceğim. Sonra yola devam edeceğim. Çok yoruldum. Acayip yoruldum. Bayağı yorucu bir yolculuk. Kimse durmuyor arkadaşlar. 15 kilometredir falan yürüyorum. Sabahtan beri yoruldum. Sırtımdaki çantayla zor oluyor. Gözlerimden belli zaten. Burek nasıl bir şey? Normal bizim börekler gibi, aynı kol böreği gibi. Bazı yerler güzel yapıyor, lezzetli oluyor ama bazı yerler hiç güzel yapamıyor. Bakalım burası nasıl yapmış bilmiyorum. Bayağı da büyük arkadaşlar, yani göstereyim size. Şöyle kocaman bir börek. Börek mi, börek mi? Şimdi ne yapıp diyeceğiz. Yani Balkanlarda çok tatlı olabilirsiniz. Sen şey sordum, bu kıymalı arkadaşlar. Balkanlarda dikkat etmeniz gerekir. Tabi bazı yerler üstüne, bazı yerler değil. Helal dedi. Hep baş orada arkadaşlar, güzel yapmışlar. Beğendim. Bunu böyle alacağım burada. Hayvani bir şekilde böyle durup yiyeceğiz arkadaşlar. Lan dağdayım şimdi. Çok yoruldum ama yolumuz güzel be baba. Kimse durmuyor. Ah, şey ısırdı beni. Şey fena ısırdı beni. Ama ne ısırdı bilmiyorum. Arkadaşlar Kapıcina diye bir şehre geldim. Yürüye yürüye 30 kilometre kadar yürüdüm. Yaklaşık bir 20 kilometrelik yolum kaldı. 20 kilometre daha yürürsem istediğim şu şelalelere ulaşabileceğim. Eğer orada da su varsa tabii. Biliyorsunuz gittiğimiz her yerde su bitmiş oluyor. İnşallah orada su vardır. O şelalede kurumamıştır. Hala yürüyorum arkadaşlar. Yürümeye devam. Bosna Hersek aynı Kazakistan gibi oldu. Orada araba yoktu, yürüyorduk. Burada da araba var ama insanlar durmuyor, yürüyoruz. Yine orada çöldü. Burada evler mevler var Allah'tan.
Arkadaşlar şimdi Bosna Hersek'te mükemmel bir yere geldim. Evet, sabahtan beri yürüyorum ama yürüdüğüme değdi. Şimdi geldiğim yeri görünce gerçekten bayılacaksınız. Bugün 40 kilometre yol yürüdüm burayı görmek için. Hadi birlikte bakalım. Arkadaşlar mükemmel bir manzara. Su var aşağıda şimdi. Şurada doğal bir havuz oluşmuş. Bugün 40 kilometre yol yürüdüm arkadaşlar buraya gelebilmek için. Her yeri dağ. Mükemmel bir yer. Şimdi aşağı iniyorum. Arkadaşlar bakın bakalım, sabahtan beri 40 kilometre yürüdüm. Yürüdüğüm 40 kilometreye değmiş mi sizce? Ben çok beğendim. Ya çok güzel. Şu görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya bak. Aklınızda bulunsun. Bosna Hersek'e gelirseniz, Bosna Hersek'te böyle bir yer var. Mutlaka uğrayın. Böyle güzel burada oturma yerleri falan var. Şu karşıda restoran var. Arkadaşlar anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet, anlatmaya gerek yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani bence yürüdüğüme değmiş. Yine siz bilirsiniz de. Bana göre yürüdüğüme değmiş. Wow, now? Yes, he's going swimming. Wow. He loves water. Arkadaşlar bugün ilk defa böyle uzun zamandır böyle boklu, köpek boklu parklardan böyle doğal bir alana gelip doğal bir alanda kamp yapacağım için gerçekten çok mutluyum. Gerçekten mutluyum. Şimdi kamp yapmak için çadırımı kuracağım. Güzel bir yer buldum. Böyle çadırımı kurup yemeğimi pişireceğim. Size böyle kamp nasıl yapılır, çadır nasıl kurulur, şöyle güzel bir video çekeyim. Çünkü bugün mutluyum. Bugün bu fırsatı bulduğum için mutluyum arkadaşlar. Şimdi ben kamp çadırımı kurarken, yemek yaparken izleyin ve kampla ilgili tüm detayları size vereceğim arkadaşlar. Doğada nasıl kamp yapılır, neler yapılır, bunlarla ilgili de videolar çekeceğim size. Çadır tercihi
önemlidir arkadaşlar. Bakın bu bir tünel çadır. İki tane ayrı noktası var. Buralardan geçirdikten sonra borularını yere sabitliyoruz köşelerden ki kapanmasın, rüzgardan uçmasın. Hatta şu ön taraflarından ileriye ve arka tarafından geriye doğru sabitlerseniz çadır daha sağlam durur. Şimdi bunun üstünü, üst kıyafetini giydireceğiz. Şu an çadırımız çıplak.